Aslında tamamıyla bir bölüm bile ayrılabilir kamyon aksesuarlarının Türkiye'deki tarihsel gelişimi üzerine. Çünkü Hindistan esintili, peri bacalarından yılanlı, keklikli boyama el sanatından çıkan bu yolculuk, dolmuşçular misali eline marka fark etmeksizin logo, reflektör, fırfır, plastik jant kapağını evrilip bizlerde iki ders geometrinin üstüne iki ders matematik cuması hissi yaşatmıştı. Fakat geldiğimiz noktada yeni nesil bilinçli, eğitimli, postmodern şoförlerimizin yaygınlaşmasıyla ben koskoca 5-6 milyonluk setimin jantına neden bu fırfırı koyayım ki ya da kupasına neden boyama yaptırayım düşüncesi olgunlaşarak bu işe bir son verildi. Dostlar selamlar. Günümüzde ise şükürler olsun ki sakal erkeğin makyajıdır misali gerçek aksesuarın sadelikten, küçük ama etkili modern detaylardan oluştuğunu görmekteyiz. Ve aslında bu uğurda birkaç teşekkür de çok görmemeliyiz. Karayollarımızda bir Hollanda esintili veya alıp kataloğa yerleştirmelik araçların yaygınlaşmasını sağlayan Emrah Yüzügüldüğü Ayhan Kıcır veya Nazım Zeki Uysal gibi değerli dostlara. İşte bu sade ve modern aksesuar kavramının içerisine dahil olmuş olan bir aksesuar var. Hatta bence bu kavramın ta kendisi. Takıldığı aracı bambaşka bir boyuta sürükleyen, hatta sektörün içerisinde zenginliğin sembolü ve o kavramın tam karşılığı olan jantlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bilhassa bu alanda tek olan Alcoa'lardan. The Aluminium Company of America açılımına sahip olan firma hemen hemen hepimizin farkında olmadan hayatına girmiş, kahvaltıda içtiğimiz çayın demliğine, bu videoyu izlediğimiz laptoplarınıza, hatta şu an ellerinizde bulunan telefonlarınıza bir jantla cep telefonunun bağlantısını kurmaya çoktan başladığınızı hisseder gibiyim. O zaman hızlıca geriye yaslanın çünkü ben de sizlerden biriyim. Ama öncesinde sizleri sadece 5 saniyenizi ayıracağınız abonelik hatırlatmasını yapmak için bir ara verip sizleri bu güzel jant geçişiyle baş başa bırakıyorum. Hadi bu konuyu biraz açalım. Tarihler 1886 yılını gösterdiğinde kimya öğrencisi Charles Martin Hall, kız kardeşi Julia ile birlikte Oberlin, Ohio'daki aile evine bağlı bir barakada çalışırken elektroliz yoluyla alüminyum üretmenin maliyetini büyük ölçüde azaltan bir yol keşfeder. Ve 2 yıl sonra Charles Martin Hall, Pittsburgh'da bir ekiple birlikte Pittsburgh Reaction Company'yi kurarak pilot bir üretim tesisi açar ve bu şirket daha sonra Alco olarak anılmaya başlanacak. Ve artan talep neticesinde tarihler 1891 yılını gösterdiğinde alüminyum külçelerin yanı sıra fabrikasyon alüminyum ürünlerini de üretecek şekilde şirket büyüme kaydeder. 1895'te alüminyumu mutfak gereçlerine entegre ederek hafif, sağlam ve paslanmaz çaydanlığı üretir. Ve bu inovasyon merakı tabii ki durmuyor, devam ediyor. 1903'lere geldiğimizde Alcoa, dünyaca ünlü Wright kardeşlerin ilk uçağının kalbinde yer alıyor. Ağırlıktan tasarruf etmek için Flyer adı verilen uçağın motor bloğunu ve karterini alüminyumdan döküyor. 1910'larda ilk alüminyum folyoyu Amerika'da tanıtıyor. 1916'da Alcoa'nın ilk havacılık alaşımı olan 2017 T4, tarihi USS Shenandoah adı verilen hava gemisinde ya da diğer adıyla Zeppelin'de kullanılır. Ve o günden günümüze havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan tüm alaşımların %90'dan fazlası Alcoa'dır. Ve 1948'de ilk dövme alüminyum kamyon jantının icatı gerçekleştirilip üretimi alınır. 1952'de artık binaların dış cephelerinde Alcoa alüminyum dış cepheler kaplanmaya başlanır. 1962'de konservelerde, kutu kolalardaki alüminyum açma halkasını yine Alcoa icat eder. 1969'da ABD uzay programında yer alıyorlar. Ay'a inişte kullanılan mekikten tutun birçok uzay aracında bu alandaki endüstride Alcoa alüminyumları kullanılır. 1978'de Avrupa'da ilk alüminyum kamyon jantı üretilir. Ve yakın tarihe baktığımızda 1994'te Audi'nin A8'ine tamamen alüminyum bir şasi üretiyor. Ve bu sayede projede ağırlığı azaltma, emisyonları azaltma ve performansı artırma konusunda tam hedef tutturuluyor. Ve bu otomobil dünyada şasisinin tamamı alüminyumdan üretilen ilk otomobil oluyor. 2004'te bira endüstrisine ilk defa alüminyum bira şişesini üretiyorlar Iron City Beer firmasına. Bira sever dostlarımıza da buradan ek bilgi, bu şişe sayesinde işte alüminyum şişeler kırılmıyor, birayı daha uzun süre soğuk tutuyor, daha iyi görünüyor ve cam şişelere göre daha iyi geri dönüştürüyor. 2005'te jantın çerçevesinin lastikle temas ettiği yüzeyin aşınmasını önlemek ve ekstra korumak amacıyla Drop Flange adını verdikleri yeni bir teknikle jantlarını üretmeye başlıyorlar. 2006'da Avrupa'da bakımı kolay ve cilalı Drop Right jantların ilk satışlarını gerçekleştirip sahneye çıkıyorlar. Ve yine 2013'te bu jantın hafif versiyonu olan yeni nesil Drop Right Evo jantlarını piyasaya sürüyorlar. 2018'de sera gazları emisyonlarını tamamen ortadan kaldıran, bunun yerine saf oksijen üreten Elasys adında devrim niteliğinde bir eritme teknolojisine geçerek dünyanın ilk karbonsuz eritme teknolojisini duyuruyorlar. 2019'da dünyanın en hafif jantları olan MagnaForce alaşım teknolojisine sahip Ultra One Alcoa jantlarını Avrupa'da piyasaya sürüyorlar. 2020'de dünyanın ilk düşük karbon üretimi yapılıyor, alüminyum markasıyla EcoSource'u piyasaya sürüyorlar.
Ve bir yıl sonra yani 2021'de bu ürünlerden Audi'ye e-tron GT'deki jantlar için sürdürülebilir düşük karbonlu alüminyum sağlıyorlar. Audi geleneksel eritme işlemi yüzünden karbondioksit emisyonlarını ortadan kaldıran bu devrim niteliğindeki ELYSIS teknolojisindeki metali kullanan ilk şirket oluyor. 2022'de daha önce Mac'lerdeki alüminyum kasalarını Alcoa firmasından alan Apple da iPhone SE'de ELYSIS sıfır karbon alüminyum kullandığını duyuruyor. Gördüğümüz üzere bu köklü firmanın farkında olmadan hayatımıza kattığı birçok yeniliği yararı bulunmakta. Fakat bizlere doğrudan etki eden, yani ticari araçlarımızda kullandığımız veya hayalini kurduğumuz tırlarda standart Alcoa ile sipariş ettiğimiz jantlarımız oluyor. İşte modern zamanın en baba aksesuar temsilcisi, lansmanların, kullanıcıların onsuz yapamadığı, hatta işi gücü bırakıp eline aldığı bezle temizlediği jantlara geldi konu. Peki bunca güzel gelişmeye imza atmış firma, bizleri yakından ilgilendiren bu Alcoa jantları nasıl üretiyor? Jantlar tek parça halinde, yani bir blok olarak, alüminyum bloğunda dövülerek üretiliyor. 8000 tonluk bir presle dövülen bu blok jant halini alıyor. Sonrasında dayanıklılığı arttırıp mukavemet kazanması için jantlara ısı uygulanıyor, yani fırınlanıyor. Sonrasında havalandırma delikleri ve bijon delikleri açılıp cilalama işlemine geçiliyor. Tüm bu işlemler sonucu jantlar sınırsız kilometre 5 yıl garantili ödüllendirilip gerçek sahipleri de buluşmaya doğru yola koyuluyor. Gelin şimdi bizleri oldukça yakından ilgilendiren ve bu konunun hazırlanmasına vesile olmuş olan Alcoa jantlara ve ürün grubunu incelemeye. Firmanın 2 adet model gamı bulunmakta. Mavi etiketli serileri Level 1, Mirror Polished ve Brushed modelleri. Bunlar bakım gerektiren ve sürekli ilgi alaka bekleyen modeller. Örneğin mavi etiket Brushed serileri fırçalanmış, saten, mat alüminyum görünümüne sahip ve yine kendi cilaları olan Brushed ile cilalanması gerekmekte. Level 1 ise Brushed'dan daha pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahip ve bu parlaklığı yine bir cila yardımıyla sağlanıyor. Fabrikadan çıkarken her iki tarafı da parlak olarak işlenip bir kez cilalanıyor ve bu Level 1 teknolojisiyle son katman halinde işlemini görmüş olan jantlar tüm fırçalanmış dövme alüminyum jantlardan 6 kat daha parlak, yüksek kaliteli, neredeyse cilalı bir görünüme sahip oluyor. Mirror Polished ise firma tarafından ayna parlaklığıyla özetleniyor. Piyasanın en yüksek cilalanmış yansıtıcılığına sahip ve bakım gerektiren mavi etiket Alcoa'ların top noktası oluyor. Siyah etiketli olan seriler ise yani Alcoa Duro Bright serileri su ve sabunla kolayca temizlenebilen, sektördeki adıyla bakım gerektirmeyen modeller oluyor. Örneğin Duro Bright Evo'yu inceleyecek olursak, şoförün bir daha cilalamayla uğraşmayacağı fabrika bandından hazır halde gelen en sert hava koşullarının yol kirinin matlaştıramayacağı bir jant tipi. Ve çekicilerdeki yakıt depolarını merdiven altı yıkamacıda bir kostik faciasına kurban giden matlaşan dostlar beni anlayacaktır. Bu kimyasallara temizlik maddelerinde bulunan hidroflorik asit gibi kimyasallara karşı 3 kat direnç sağlıyor. Az önce bahsettiğim gibi de sadece su ve sabunla bile parlak kalıyorlar. Ve bu kadar parlaklığa yüksek karşıtlık serpiştiren, yani tamamen zıt olan Duro Black serileri de var. Bunlar da Amerika'da ve Avrupa'da bazı markaların özel seri araçlarında kullanılan mat siyah renge bürünmüş Johnny Wick'in takım elbisesini andıran modeller oluyor. Ve bu jantlar Amerika ve Avrupa'da bir kültür olduğu için veya daha açıklayıcı olursam işlerini keyifle ve alın terinin tam karşılığını alarak bol kazançla yaptıkları için bir temizleme, cilalama, parlatma kültürleri var. Ve burada da yine Alcoa aksesuarlarıyla, temizlik ürünleriyle devreye giriyor. Örneğin bijon sökme pensesi, temizlik fırçası, parlak bijonları veya polisaj makinesinin süngerlerine kadar kendi markaları altında bu aksesuarlar satılıyor. Jantların parlaklığının yanında aslında altında gizli bir gerçek de yatıyor. O da yakıt tasarrufu ve daha fazla yükleme hacmi. Çünkü bu alüminyum jantlar demir jantlardan %50 daha hafifken aynı zamanda %17 daha güçlü bir yapıya sahip. Örneğin yakın zamanda tanıtılmış Ultra One serisi 18 kilogramlık ağırlığıyla şu an piyasanın en hafif jantı. Normal bir çelik jantla 20-25 kilo arasında fark var ve bir dorsesiyle birlikte çekicide 12 jant bulunmakta. Hesaplandığında ise ortalama 250-300 kilo civarında bir hafiflik sağlıyor. Tabii bu hafiflik daha az yakıt tasarrufu da sağlıyor. Ayrıca daha iyi ısı dengesi nedeniyle daha uzun fren ömrü ve eskimeyen yapısı sayesinde daha iyi bir görünüm, araçlarda da daha iyi bir satış değerine ulaşıyor. Ve bunların yanında bir dönem bizler gibi limitlerde nakliyecilik yapıyorsanız daha fazla istiyap haddi demek. Tabii bireysel nakliyeciler için küçük görünen bu değerler filo sahipleri için pasta üzerindeki çilekten daha çok pastanın kendisi haline geliyor. Bu anlattıklarım kanıtlar nitelikte sitesinde kolayca hesaplama yapacağınız bir ekranları da bulunmakta. Ayrıca Schmitz dorseli bir Ford F-Max teste tabi tutulup sonucu da paylaşmışlar. 100 kilometrede 29 litre. Yani %1.29 puan daha az yakıt tüketmiş. Gelelim kapanışa.
Sizlere 2021 yılında tamamen sıfır sera gazıyla üretim yapma hedefini açıklamış ve tutturmuş olan Alcoa firmasının hayallerimizi süsleyen Alcoa jantlarından bahsettiğim bu bölümü umarım beğenmişsinizdir. Yurdumuzda geç otursa da jantlar her zaman otomobili, kamyonu, dolmuşu, otobüsüyle aksesuar kavramının ilk gözdesi olmuştur. Jantın varsa o jant parlayacak, hatta sektör jargonuyla yaldır yaldır parlayacak. Hak, bölümü beğenen, kanala abone olan olmayan herkese hayallerinde yaşattığı Alcoa jantlarıyla sürdüğü çekiciyi almayı nasip etsin dileklerimle kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızla renklendirmeyi ve bildirim zilini açarak kanala abone olmayı unutmayın. İlk hedef 100.000 abone. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın.